Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere amatörde nasıl keşfedilebileceğinize dair bir video hazırladım. Amatörden kastım biliyorsunuz ki altyapılar da amatör sayılıyor. Altyapılar olsun, amatör bir takımda oynarken nasıl keşfedilebilirsiniz, değil mi? Bununla ilgili size örneklerle beraber bir video hazırladım. Futbolcu örnekleri vereceğim. Birinci amatörden Süper Lig'e transfer olmuş oyunculara örnek vereceğim sizlere. 37 yaşında ilk defa Süper Lig'de oynayan bir oyuncudan bahsedeceğim. Tabii bu örneklere geçmeden önce şöyle farklı bir konu hakkında konuşmak istiyorum öncelikle. Topa dokunmadan futbolunuzu geliştirebilir miydiniz? Bir düşünün arkadaşlar. Geliştirebilir misiniz? Futbol topuna dokunmuyorsunuz ve futbolunuz gelişiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bilimsel bir araştırmaya göre evet, böyle bir şey mümkün. Tabii bunu futbol üzerinden değil, basketbol üzerinden düzenlemişler. İsterseniz hemen bunu kısaca bir anlatayım. Ve sizlerin aslında futbol topuna dokunmadan evde yatarken bile futbolunuzu geliştirebileceğinizi, mümkün olduğunu kendiniz de görün. Ve bunu yapmanızı istiyorum sizden. Rafael Benitez'in bir sözü var arkadaşlar. Futbolcuların arasında fark yaratan şeyin kalite değil, mentalite olduğunu savunuyor. Bence de çok doğru bir söz ve bu bilimsel kanıtla da tamamen uyuşuyor. Peki nedir bu bilimsel kanıt? 3 grup var arkadaşlar. Bu 3 gruba 1 ay boyunca gözlem yapılıyor. Bu gözlemlerden birinci gruba aynen şöyle söyleniyor. Diyorlar ki her gün 1 saat sadece serbest atış çalışacaksın. Sadece serbest atış. Futbolda penaltı atmak gibi düşünün. Başka hiçbir şey yok. Sadece serbest atış. Bu yüzdelerine göre değerlendirilecek. Ve sadece 1 saat boyunca her gün serbest atış çalışıyor bu birinci grup. İkinci gruba ise arkadaşlar basketbolu düşünmemelerini, hayal bile etmemelerini, basketbol oynamamayı öğütlüyorlar. Farklı şeylerle ilgilenin, yatın, gezin, film izleyin, bu tarz şeylerle ilgilenin ama basketbolu düşünmeyin deniliyor. Üçüncü gruba ise evde yatarak sadece 1 saat boyunca basketbol atışı gerçekleştirdiğinizi, serbest atış gerçekleştirdiğinizi düşünün diyor. Bunun dışında sakın ve sakın topa dokunmak yok, herhangi bir basketbol aktivitesi yok, sadece zihinsel olarak çalışmaları söyleniyor. Bu birinci grupta arkadaşlar basketbol çalışıyordu biliyorsunuz, serbest atış çalışıyordu sadece. Ve döndüklerinde birinci grup serbest atış yaptığında %26 olarak bir gelişim gösteriyor arkadaşlar. Yani serbest atışları önceki atışlarına göre %26 gelişmiş oluyor. Daha isabetli oluyor. Böyle düşünün. İkinci grupta ise arkadaşlar, ikinci grupta panoya çarpıyor, çembere çarpıyor. Serbest atışlar gerçekten çok kötü oluyor. Gösterdikleri normal serbest atışların çok çok altında atıyorlar. Gelişim kaybediyorlar. Üçüncü grup ise, bu çok dikkat çekici ve ilginç arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sadece zihinsel olarak serbest atışı attıklarını düşünüyorlardı. Üçüncü grup, %25 olarak isabet sağlıyor arkadaşlar. Bakın, hiç basketbola dokunmadılar bir ay boyunca. Biliyorsunuz ki birinci grup dokunup serbest atışı sürekli yaptılar ve %26'lık bir oran sergilediler. Arada %1'lik bir fark var. Mentalitenin aslında oyunumuzda ne kadar önemli olduğu, futbola aslında fiziksel olaraktan yana mentalite olarak da hazır olmamız gerektiğinin en önemli örneğidir bu benim için. Şimdi bunu neden anlattım? Çünkü pandemi dönemindeyiz arkadaşlar. Sizler sürekli evlerdesiniz. Genel olarak bahsediyorum. Arada dışarı çıkabilen oluyor. Belki spor okuluna gidip futbol oynayabilen. Belki boş alan değerlendiren olabiliyor. Belki evinde çalışabilen veya evin site içerisinde çalışanlar da olabiliyor. Ancak evinde yatanlar, hiç topa dokunamayanlar, koşamayanlar var. Bu çok önemli bir örnek. Şimdi seçmeler başlayacak. Belki futbol kulüpleri açılacak biraz Haziran'dan itibaren. Bunları değerlendirmek için topa bile dokunamıyorsanız eğer, bir saat boyunca mental olarak hazırlanmak günde size ne kaybettirir? Ne kazanacağını zaten söyledim. Ne kaybettirir? Hiçbir şey. Peki bunun yanında gün içerisinde yaptığınız bir saatlik antrenmanın artı olarak gece yatmadan önce hayal dünyanıza geçip yarım saat, bir saat boyunca mental olarak da bunu düşünmeniz, maç içerisinde yapacağınız şeyleri düşünmeniz, seçmelerde yapacağınız şeyleri yapmanız, düşünmeniz, bunlar sizi ne kadar etkiler? Bunu hiç düşündünüz mü? Aslında bir müsabakaya fiziksel olaraktan çok mental olarak da hazır olmamız gerekiyor. Oraya hazır olmamız lazım ki
Kaliteler konuşmuyor. Unutmayın bunu. Mentalite konuşuyor. Yani sizin oyun görüşünüz, oyun içerisinde yaptıklarınızı, eskiden yaptıklarınızı, en iyi olduğunuz anları bir düşünsenize. Bunları futbol sahası içerisinde yapmanız niye mümkün olmasın ki? Zaten siz futbol oynuyorsunuz. Zaten bunu daha önce başardınız. Zaten siz yaptığınız şeyi sadece seçmelerde gidip kendinizi göstereceksiniz. Kendi yaş grubunuzla. Yaptığınız bir şeyi orada yapmamanız mümkün değil arkadaşlar. Futbol topu yuvarlak ve karşısında siz varsınız. Ve oynamanın için mükemmel bir saha. Kendiniz göstermek için daha ne olmalı? Hiçbir şey. Siz eğer fiziksel ve mental olarak kendinizi hazırlarsanız kazanamayacağınız hiçbir savaş yok. Bunu asla unutmayın. Şimdi ise videonun başında bahsettiğim diğer konu. Amatörün altyapıdan veya Süper Lig'e transfer olmak. Böyle bir şey mümkün mü diye sormuştum. Evet mümkün. Sizler her zaman takip ediliyorsunuz. Bakınız. Bir futbol sahasına bir menajer, bir scout gelir ve görür, gider. Belki etkilediniz, belki etkilemediniz. Ancak bir sahaya geliyorlar. Özür olarak sizi izlemeleri önemli değil. Oraya futbolcu izlemeye geliyorlar. Sizler de futbolcu olduğunuz için sahadasınız. Sahada %100'ünü verirseniz illaki birilerinin gözüne girersiniz ve takip edilirsiniz. Bu Süper Lig ekibi olabilir, 3. Lig ekibi olabilir, bölgesel amatör lig ekibi olabilir. Her yer olabilir arkadaşlar. Vereceğim ilk örnek arkadaşlar. Akhisarspor biliyorsunuz ki TFF 1. Lig ekibimiz. Bu takım İstanbul 1. amatör takımlarından Karacaahmetspor'da Fırat Yiğit Öztürk kardeşimizle 4 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bunu kendiniz de kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. 4 yıllık bir imza attılar. 18 yaşında bu kardeşimiz. Bu kardeşimizin geçmişi ne? 1. amatörde oynuyor. Geçmişi ne? Geçmişinde herhangi bir takım yok arkadaşlar. 2017 yılında bu kardeşimizin Selimiyespor altyapısında lisansı çıkıyor. Filiz lisans dediğimiz olay. Ve bu takım da amatör Selimiyespor. Bunu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonrasında bir sonraki yıl 2018 yılında bu arkadaşımız Beylerbeyi'nin altyapısına gidiyor. Beylerbeyi'nde biliyorsunuz İstanbul takımı yine. Ve bu arkadaşımız altyapıdan çıkıp 1. amatör takımları Karacaahmetspor'a transfer oluyor 2019 yılında. Ve orada oynamaya başlıyor. Ve 2020 yılında herhangi bir lisans işlemi yok arkadaşlar. Yani futbol oynadığına dair bir belge yok. Ama 2021'in Ocak ayında bu kardeşimiz Akhisarspor ile 4 yıllık sözleşme imzalıyor. Bakın profesyonel bir sözleşme imzalıyor. Ve Akhisarspor belki ona TFF 1. Lig'de görev vermedi. Evet bunu hepimiz biliyoruz. Ama altyapısında U19'da oynatarak geleceğe yatırım yapıyor. Buradan buraya büyük bir adım atmak. 1. amatörden. Bakınız hep söylüyorum. Bunlar mümkün olan şeyler. Ben Manisa'da oynarken 1. amatör takımından Göztepe Spor. O zaman yine Süper Lig'deydi. Oraya transfer olan profesyonel sözleşme imzalayan kardeşimizi biliyorum. O da altyapıya gitti. Sonrasında devam etti altyapıdan itibaren. Daha 16-17 yaşındaydı. Daha 3 senelik lisansı olan bir kardeşimizin 18 yaşında. 3 senelik lisansı var. Ve 1 yılı boş geçirilmiş 2020 yılını. Ama profesyonel bir sözleşme imzalıyor. Bu nasıl mümkün oluyor değil mi? Sahada kendini %100'ünü veren, mental olarak hazır olan, maçı bir akşam öncesinden veya daha öncesinden yaşamış olan kişiye fiziksel olarak da bir iyi görünüme sahipse, ilk izinim iyiyse ve topla alakası da iyiyse o kişi yaşına bakılmaksızın iyi takımlara transfer olur. Bu scout aracılığıyla olur, menajer aracılığıyla olur, hoca referansıyla olur, seçmeler aracılığıyla olur. Bu tamamen kişisel bir mevzu. Yani sizin nerede ne zaman parlayacağınızı kimse kestiremez. Ama sizin nerede parlayacağınız her zaman belli arkadaşlar. Siz futbol sahasının içerisinde parlarsınız. Bu yüzden %100'ünüzü vermeniz gerekiyor her zaman. Ve mental fizik olarak da tamamen hazır olmanız gerekiyor. Pandemiden çıktık, mental olarak çöktünüz. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama ucundan da olsa, kendinizi biraz da olsa hazır hissederseniz birçok kişinin önüne geçebileceğinizi unutmayın. Şimdi ikinci bir örneğim ise arkadaşlar Hatayspor'un oyuncusu Mesut Çaytemel arkadaşlar. 37 yaşında bir abimiz ve kariyerinde ilk defa bu sezon Süper Lig'de oynadı Hatayspor ile. Geçen sezon da Hatayspor ile 1. Lig'deydi ve şampiyon olup 37 yaşında Süper Lig'de forma şansı bulabiliyor arkadaşlar. Ve geçmişini araştırırsanız ki hiçbir zaman Süper Lig'de oynamadı. 2. Lig ekibinde oynadı, 3. Lig ekibinde oynadı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı. Bakın ligde hiç forma giymeden Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı başlarda. Ve sonradan 1. Lig ekiplerinden birine imza attı, 2. Lig ekiplerinden birine imza attı. O şekilde yükselerek en sonunda Hatayspor ile şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'de oynayabiliyor. Ve 37 yaşında. İyice yakına gelecek olursak 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü şöyle.
Samsun Spor Altın Ordu biliyorsunuz ki bir müsabaka gerçekleştirdi yarı final final oynamak için. Biliyorsunuz ki Süper Lig'e yükseliyor bu ekipler. Ve bunların arasında Samsun Spor çok favori gözüküyordu siz de biliyorsunuz ki. Ancak Metehan Mimaroğlu'nun yaptığı gol Samsun'un tamamen umutlarını yıkmasına sebep oldu. Ve Metehan Mimaroğlu bu sezon 8 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Peki Metehan Mimaroğlu'nun özelliği ne? Özelliği şu arkadaşlar. Metehan Mimaroğlu 2015-2017 yıllarında bölgesel amatör lig ekiplerinden Konyaaltı ve Edirne Spor'da daha önce forma giydi. Edirne Spor'da oynarken de Ergenevi Limeşe Spor tarafından transfer ediliyor ve daha sonrasında ise 3. lig ekiplerinden Alibeyköy Spor ve Osmaniye Spor'da forma giyiyor. Geçen sezonun devre arasında ise Osmaniye Spor'dan Altın Ordu 50 bin lira bonservis ile takımına katıyor. Bu sezon takımının finale taşıma yolunda en etkili oyuncularından biri ve çoktan Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Büyük ihtimalle Süper Lig'de oynayacak. Metehan Mimaroğlu bile bölgesel amatör ligden çıkıp şu anda 27 yaşında Süper Lig'de oynama aşamasında ve ilk defa oynayacak, unutmayın. Ve geçen sezon transfer olduğu için bu sezon da ilk defa TFF 1. Lig'de oynadığını varsayın arkadaşlar. Aslında amatörde oynayan insanların profesyonel liglerde çok rahat bir şekilde oynayabileceğini görüyorsunuz. Sizler eğer orayı kendinize layık görürseniz, hayallerinizde orayı düşünürseniz arkadaşlar sizler de oraya layıksınız aslında. Bakınız. Ligler kalitenizi belirlemiyor. Siz birinci amatörde oynuyorsunuz diye birinci amatör futbolcusu değilsiniz. Sizler kendinizi nereye ait hissediyorsanız oranın futbolcususunuzdur. Ancak bir şeyler eksiktir. Bu eksik şeyleri kendinizde görmeniz gerekiyor. Bu eksiklikler neler olabilir? Bu eksikliği arkadaşlar özellik olarak saymayın. Bu eksiklik çalışmama, mental olarak hazır olmama, kendini orayı işte çok yüksekte görme, hani oraya ulaşamam zaten, ben niye çalışayım ki, zaten futboldan zevk için oynuyorum vesaire gibi düşünme. Bakınız, sizin çok rakibiniz var. Bu rakipler arasında eleyebilmeniz için fizik gücünüzün ve mental gücünüzün güçlü olması gerekiyor. Çok güçlü olması gerekiyor. Kendinizi hazır yapmalısınız. Ve bu demek oluyor ki arkadaşlar, birinci amatörde bile oynarken siz birinci lig, süper lig seviyesinde oynayabilirsiniz. Ve amatörün burada ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Amatör çok önemli bir basamak. Bu noktada amatörün ne kadar önemli olduğunu ve aslında amatörün amatör olarak kalmadığını ve kendinizi asla amatör olarak görmemeniz gerektiğini bir kez daha gördüğünüzü düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu dakikadan sonra kendinizi fizik ve mental olarak gerçekten hazır tutmaya başlar ve seçmeler veya kulüp takımlarının denemelerinde kendilerinizi çok iyi gösterir. Takıma girdikten sonra da sürekli 11 ve düzenli oynamaya devam ettiğinizde nerede ne zaman keşfedileceğinizi hiçbir zaman bilemezsiniz. Ama o şans bir gün kapınıza gelecek arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Umutla kalın.